<laughs> Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda bir internet sitesi inceleyeceğiz. Convert.io isimli bir çevrim içi ses dönüştürücü. Aslında sadece ses dönüştürme işlemi yapmıyor. Video dönüştürüyor, başka dosyaları da dönüştürüyor ama ben sadece e, iyi özellikleri olduğu için ses dönüştürme fonksiyonunu kullanıyorum. E, güzel de sonuç veriyor. Şimdi o siteyi açıyorum ve birlikte neler yapabiliriz ona bakalım. Prom site. Prom. %28 %70 Ses dönüştürücü online ve ücretsiz John Vertio. Evet. Görünümü sayfa ayırıcı dışında. Türkçe. Sitemiz bu şekilde. Şurada e, kırmızı bir düğme var. Dosya seç düğmesi. Buna basıyoruz. Dosyaları seçin. Dosyaları seçin diyor. Pardon. Bastım. İşlem. Dos Klasik dosya seçme ekranı açıldı. Buradan dosyamı seçeceğim şimdi ses arkadaş kalamayız tolga bu şarkıyı indirmiştim ben mesela ee, tabi telif hakkı sorunu olmasın diye açmayacağım şarkıyı seçiyorum tamam diyorum ve dosyanın siteye yüklenmesini bekliyorum zaten küçük boyutlu bir dosya olduğu için hemen siteye yüklendi Şimdi burada dosyanın adını gösteriyor. Arkadaş kalan için 3 nokta. Buradaki 3 noktaya basacağız ve buradan ses formatını ve seçtiğimiz ses formatına göre ayarları belirleyeceğiz. WMA, WAV, WoW, OGG, Opus gibi pek çok ses formatını destekliyor ama ben yine benim müzik çalarım sadece MP3 formatını okuduğu için. MP3'ten MP3'e çeviri yapacağım. Sadece ses kalitesini yükseltmek için bunu yapıyorum. Bu 3 nokta düğmesine basıyorum. Şimdi format seçme ekranı geldi. Burada format arayabiliyoruz. Hani e, uzun uzun istediğimiz formatı şu aşağıdaki listeden aramak istemiyorsak e, buraya format bildiğimiz format ismi isimlerini Başında nokta olmadan yazıyoruz. Eğer bu sitede istediğimiz format varsa hemen çıkıyor. Ama ben aşağı iniyorum. Bir saniye. MP3 formatını seçiyorum. Artık burada 3 nokta diyordu. Formatı seçtikten sonra MP3 demeye başladı. Şimdi şuraya bir ayar simgesi daha geldi bu formatı seçtikten sonra buraya bu hep gelir bu simge. Ee, bu ayar simgesine basıyorum. İletişim kutusu. Yeni İletiş Bir pencere açıldı. Burada sesi kesebilirim. Ee, istemediğim yerlerini kırpmak için ba bazı ayarlar yapabilirim ama ben şarkının tümünü istediğim için bu kesme yerini Kullanmayacağım tabi burada ses kesme ayarı da var. Sesin istediğiniz kısımlarını buraya yazarak şuradaki iki metin alanına saniyeleri ve dakikaları yazarak metin alanlarından birine dakikaları, diğerine de saniyeleri yazarak istediğiniz saniyede sesi kesebiliyorsunuz ama ben bunu kullanmıyorum çünkü ben şarkılarımın tümünü istiyorum yani bütün olsun istiyorum. Bu fonksiyonu kullanmıyorum ama böyle bir bu web sitesinin böyle bir fonksiyonu da var. Bir bilginiz olsun. ayarlar. Kes. Düzenleme kutusu. Kes. Kısa çiz Düzenleme kutusu. Sese de de ses. T jodecito -jode, n t, -jode, t -a, mp3. İletiş. Jodecito. Menu pop Kod. B e, burada şarkının kodunu çözümlemeyi sağlıyor. Eee mp3 formatında kodun e, Çözümlemesi de mp3 olarak kalıyor, değiştiremiyoruz. Eğer aac gibi, wma gibi, wav WOW gibi farklı formatlar seç, seçersek buradaki kodlama e, biçimini de değiştirebiliyoruz. Ama mp3'ün kodlaması da mp3 olarak kalıyor, değişmiyor. Aşağı inelim, devam edelim. Değişken ikili oranı ve bere mp3 dosyası için bit oranı aralığını seçin. Bazı eski ses çalarların ve bere modu kullanılırsa yanlış ses dosyası süresi gösterebileceğini unutmayın. Bu durumda bunun yerine cebere modunu kullanın. Burası açıklayıcı oldu ama ben yine de anlatayım. Aşağı bakan o case daraltıldı. Sar Saniye. Chrome. Seçmek 11 öğleden Burada 2203 2203 nokta bakayım. 2203 nokta kebepesi. 2203.260 kilobayta kadar yer var. Ee, en aşağıda otomatik olarak bakayım. Parol otomatik diyorum sabit bir hızı hiç. var ama buradaki en yüksek değeri seçmek her zaman daha iyi olur. Ee, sabit bit hızı Sabit bit hızı ve değişken bit hızı ne demek önce onu açıklayayım. Sabit bit hızı şarkının bazı yerlerinde yüksek bazı şarkılarda şarkının bazı yerleri yüksek sesli bazı yerleri düşük sesli olabiliyor. Sabit bit hızı bunu dengelemek için kullanılır ama yüksek ses kalitesi sağlamıyor sabit bit hızı. Ee, değişken bit hızı ise... E Şarkının yüksek sesli olan yerlerini daha fazla netleştirirken, düşük sesli olan bölümlerini de yüksek sesli hale getiriyor. Bu yüzden değişken bit hızını seçmeniz her zaman için daha yararlı olacaktır. Set, tenum, ber, of, al, dojhan, otomatik değiş. Buradan Seçmek. otomatik şey pardon önce bunun ne olduğunu açıklayayım ses kanalları. Mono, Stereo, Otomatik. Otomatik olarak seçersek şarkının orijinali hangi ses kanalındaysa ona göre belirliyor. Ama buradan Mono ya da Stereo seçersek bizim istediğimiz ayarı seçmiş oluyor. Stereoyu seçmek de yine güzel bir e, opsiyon olur. Çünkü e, bazı şarkıların e, bazı özellikleri vardır. Mesela bir enstrümanın sesi farklı kanaldan, başka bir enstrümanın sesi farklı kanaldan gelir. Böyle olunca müziği dinlemek daha keyifli oluyor. O yüzden ben hep stereo olanını seçiyorum. Ha mono seçersek ne olur? Bütün sesler tek kanaldan gelir. Böyle olunca ses kalitesi artar ama e, stereo'ya göre daha keyifsiz bir müzik e, dinlememizi sağlar. Hani müzikten daha az keyif almamızı sağlar. Stereo her ne kadar ses kalitesini bir miktar düşürüyor olsa da e, ses kanallarının çok olması nedeniyle müzik dinleme keyfini daha da arttırdığı için e, stereo'yu seçiyorum ben her zaman sizin de stereo'yu seçmenizi öneririm. E, tekrar üstünden geçmek gerekirse mono'yu seçtiğimizde bütün sesler tek kanaldan gelirken stereo'yu seçtiğimizde e, şarkının bütün enstrümanları farklı farklı kanallardan ses verebilir Bu da daha iyi bir müzik keyfi sağlar dinleyiciye geçelim diğer bir ayarlamaya sampler, of. otomatik değiş 8048 örnekleme hızı 8000. 16K bilmem ne falan. Ama bunu 48 bin olarak seçiyorum ben. Bunu sakın düşük seçmeyin. Bunu düşük seçtiğiniz zaman indirdiğiniz şarkının sesi iyi bile olsa ses kötü oluyor. Ses kalitesi düşüyor. Ses daha boğuk hale geliyor. Bu ayar şarkının ses kalitesini ne kadar boğuklaştıracağımızı ya da ne kadar parlaklaştıracağımızı belirlememizi sağlar. 48 bit olarak seçmenizi öneririm. 44 bit de seçebilirsiniz ama 44 bitin altına düşmeyin. 44 bitin altında bir değer seçtiğinizde ses kalitesini çok kötü şekilde düşürüyor. Ve ses böyle boğuk çıkıyor. Ama yine de 48 bit olanını seçiyorum ben. Daha parlak, sesin daha parlak olması için. Sizin de 48 biti seçmenizi öneririm. Bir dizide desibel seçerek ses seviyesini ayarlayın. Örneğin 10 dB ses seviyesini 10 azaltır. Burasıyla uğraşmanızı tavsiye etmiyorum. Bu ee, ses seviyesini yükseltmeyi sağlar. Eğer şarkınızın ses seviyesi zaten yüksekse ...ki büyük ihtimalle yüksek olacaktır. E, bu seçeneği kurcalamayın. Şarkının ses kalitesi yüksek olmasına rağmen... ...bu seçeneği kurcalarsanız... ...şarkınız bas yapmaya başlar. Bu da çok çirkin bir ses ortaya çıkartır. Bu ayarı sadece... ...ses kalitesi çok düşük şarkılarda kullanın. E, ses kalitesi çok düşük şarkılarda... ...mesela bir tane şarkı vardır... Ses kalitesi çok düşük, çok kısık geliyordur. O zaman 10 desibel, 20 desibel, 30 desibel kadar ses seviyesini artırarak şarkınızın performansını yükseltebilirsiniz. Ama şu anda dönüştürme işlemini yapmış olduğumuz şarkının ses seviyesi zaten yeterince yüksek olduğu için ben burayla uğraşmayacağım. Sizin de dönüştürme ses dönüştürme işlemleri yaparken şarkınızın ses kalitesi düşük değilse burayla uğraşmanızı tavsiye etmiyorum. Zira ses kalitesi yüksek olan bir şarkıya ekstra bir ses ayarı yaptığımız zaman bu sefer bas yapmaya başlıyor ve çok çirkin bir ses ortaya çıkartıyor. E, demin de söylediğim gibi sadece ses kalitesi çok düşük şarkılarda bu ayarı kullanmanız iyi olacaktır. Şarkınızın ses seviyesi zaten yüksekse daha fazla yükseltmek için bu ayarla uğraşmayın. Zaten sesi daha fazla iyileştirmek için gerekli ayarları üst tarafta yukarıda yaptık. Ben burayla uğraşmadan tamam düğmesine basacağım. Bu arada şurada şöyle bir şey var. Tüm dönüşümlere uygula. Tüm dönüşümlere uygula diye bir seçenek var burada. Bu da şu işe yarıyor. Birden fazla ses dosyası dönüştürüyorsanız bu seçeneği seçtiğinizde bu yaptığınız ayarlar dönüştürmekte olduğunuz bütün ses dosyalarına ayar bütün ses dosyalarına uygulanıyor. Bu seçeneği seçmezseniz dönüştürme işlemi yaptığınız ses dosyalarının ayarlarını tek tek elle yapmanız gerekecektir. Bu da böyle bir fonksiyon. Tamam diyorum. Okay. MP3 dönüştür, dönüştür Ve dönüştür düğmesine basıyorum. Hazırlama 3 nokta John web görünümü. %5, %70. Dönüştürülmüş dosyalar John Evet, hemen. İndirme. İndir düğmesi geldi. Basıyorum. %5. Dosya indiriliyor seçenek ekranın üst kısmına yakın bir yerdedir. Dosya indirildi seçenek sekme ve şarkı dosyanızı, dosyanızı indirilmiş oldu. Bu internet sitesinin tek bir kötü yanı var arkadaşlar. Ee, günde en fazla 10 tane ses dosyasını dönüştürmeye izin veriyor. Günde en fazla 10 tane ses dosyasından fazla dönüştürmeye kalkıştığımız zaman abonelik istiyor. Ee, bu 10 tane dosya sınırlaması her iki koşulda da geçerli. Mesela e, 10 tane ses dosyasını aynı anda dönüştürürseniz o gün içinde bir daha ses dönüştürme işlemi yapamazsınız bu web sitesinde. Yine 10 tane ses dosyasını tek tek de dönüştürseniz, ayrı ayrı olarak yani dönüştürseniz bile dönüştürme limitiniz dolduğu için o gün bir daha ertesi güne kadar ses dönüştürme işlemi yapamıyorsunuz. Ee, 10 dönüşüm sınırını aşmak için de web sitesi bizlerden abonelik istiyor. Ama günlük olarak ee, zaten... Bir iki tane ses dosyası dönüştürdüm mü yetiyor. Ben Bana yetiyor. Bence bu web sitesine abone olmaya gerek yok. Böyle güzel bir web sitesiydi. Bunun adresini bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu arada videonun sağ üst köşesinde bazı kartlar geçiyor. O kartlarda da benim diğer video içeriklerim var. Onlardan dilediğinize tıklayarak kanalımda video izlemeye devam edebilirsiniz. Durdur. Dur. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.